Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Nur. Bugün sizle birlikte Kore'deki yurt alımı inceleyeceğiz. Yurtta neler var? Memnun muyum? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Yurt başvuruları neler? Gelirken ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Bu arada ben Seul Ulusal Üniversitesi'nin yurdunda kalıyorum. Dragon Studio C tipi oda olarak geçiyor. Şimdi size odayı göstereyim. Şimdi size ilk olarak koridoru göstereceğim. Böyle bir koridordayım. Ben birinci kattayım. Şurası giriş kısmı. Burada bir asansörümüz var ve her katta ikişer adet su sebil buluyor. Bu su sebillerden hem sıcak hem soğuk su geliyor. Bir şifreye girelim. Evet. Odama hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, odama hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi gezmeye başlayalım. İlk olarak böyle bir ayakkabı çıkarma kısmımız var. Buradan böyle geçeyim. Kapı zaten şifreli gördüğünüz gibi. Burada küçük bir mutfağımız var. Mutfağın dağınıklığı için kusura bakmayın. Oda arkadaşım genelde bulaşıklarını akşam yıkıyor çünkü. Burada bir çamaşır makinemiz var. Ben bu çamaşır makinesinden çok memnunum. Çünkü Kore'deki evlerde bile çamaşır makinesi olmuyor ve insanlar çamaşırhaneleri kullanıyorlar. Ama bizim var. Bu yüzden çok şanslıyız. Burada havalandırma var. Tam olarak adını hatırlamıyorum. Burada iki adet dolabımız var. Bir burada, bir de burada. Buradakine yarısını oda arkadaşım yarısını ben kullanıyoruz. Yemek malzemelerimiz var. Yani yemek yaptığımız eşyalar falan. Böyle bir lavabomuz var. Burada bulaşık deterjanlarımız duruyor. Bu çöp poşeti içinde kusura bakmayın lütfen. Daha hani içine bir şeyler sığar diye tutuyoruz. Şöyle bir dolabın içinde de hani ben burayı depo olarak kullanıyorum. Tuvalet kağıdı, el havlusu, yumuşatıcı deterjanları buraya koyuyorum. Hemen kapatalım. Şu kısımda da banyomuz ve tuvaletimiz var. Başta biraz insan şaşırıyor hani bu banyoyu burada mı, her taraf ıslanıyor falan oluyor ama alışıyorsunuz zamanla. Ben alıştım çünkü. Selam. Böyle küçük bir banyomuz var. Yani şurada havluları falan koyduğumuz bir kısmımız var. Şurada prizimiz var saç kurutmak için. Burada da böyle bir dolap var. Bu dolabın çoğunluğunu ben kullanıyorum. Çünkü ben geldiğimde oda arkadaşım sadece orta katmanı kullanıyordu. Ve hani ben ona sordum, dedim kullanacak mısın, ona göre hani eşyalarımı ya içeride tutacağım ya da oraya edeceğim. O da bana ilk ben burayı kullanmıyorum, sen kullanabilirsin dedi. Ben de bu hem altı hem üstü kullanıyorum orta ona ait olduğu için. Yani ben jellerimi falan buraya koymam ama o kendi odasını tutmayı tercih ediyor. Ben ona bir şey diyemem tabii, ne diyebilirim. Bu kısmı onun, bu kısımda da benim işte şampuanlar falan var. Şampuanlar ıslandığı için bu tarz bir yer tutuyorum, buraya koymuyorum. Bu arada bu cilt bakım aldığım ürünleri Kore'den aldım ve çok memnun kaldım. Bunlarla ilgili bir video çekeceğim ama daha da etkisini görmeyi bekliyorum. Şimdilik daha bir ay oldu çünkü kullanalı. Böyle banyomuz var gördüğünüz gibi. Kapatalım kapısını. Hemen sürgüyü açalım. Ve odamıza hoş geldiniz. Dağınıklık için kusura bakmayın. Küçük bir yerde yaşayınca insan bence çok fazla şey yapamıyor. Etrafı düzenleyemiyor alan kısıtlı olduğu için. Burası benim çalışma masam. Ders programım, işte YouTube planlarım burada yazıyor. Ya dediğim gibi dağınıklığı lütfen hani kusuruna bakmayın. Dağınıklığa aldanmayın. Burada kitaplarım falan var. Burada işte birkaç bakım malzemelerim var. Hani tarağım, ojelerim burada duruyor. Bilgisayarları koyduğum bir kısmım var. Şu aşağıda ütüm var. Parfümlerim, makyaj çantam, ıslak mendil, market poşetlerim duruyor. Şurada da dolabımıza sığmayan, hani bozulmayan yiyecekleri koyuyorum. Bozulmuyorlar yani tükettiğim için doğal olarak. Şu kısımda da böyle kahvem var. Birkaç atıştırmalığım var. Burada böyle mutfak gereçleri var. Tencerem, bardağım, termoslarım. Şu aşağıya da göstereyim size. Burada da aynı şekilde rendeler, çatallar, kaşıklar burada duruyor. Ve odanın en sevdiğim bir kısmı. Mikrodalgamız var. Bence çok kullanışlı bir şey gerçekten. Ve buzdolabımız var. Buzdolabını iki kişi kullanıyoruz yine ortak. Oda arkadaşım donmuş yiyecekleri bayağı tercih ediyor. Şu gördüğünüz şeyler onun. Şu üsttekiler benim. Brokoli var, tavuk var. Soğan ve sarımsak koydum. Çünkü soğan ve sarımsak bozuluyor bence. Şurada da böyle gördüğünüz gibi dolu bir yeşillik tabakası var. Çünkü hem oda arkadaşım hem de ben de sağlıklı besleniyoruz. Oda arkadaşımın son zamanlarda bayağı yeşillik tüketmeye başladı. Şu pilav ve şu kısım ona ait. Şu kısım da bana ait gördüğünüz gibi. Ben hepsini hatta dün temizledim, tekrardan koydum alışverişe çıktığım için. Şurada bir kabağım, domatesim var. Şunlar benim yine soya sosu, soya sütü. Soslar, limon. Ve şuradaki yatak da benim. Gördüğünüz gibi. Böyle bir yatağım var. Burada terliğim duruyor. Valizim ve valizim üstünde çantalarım ve şeyim var. Çamaşır falan var. Daha
dış manzarası. Biz birinci kattayız. O yüzden elimizden geldiğince camı kapalı tutup perdeleri kapatmaya çalışıyoruz. Şöyle çevremizde de. Karşı sanırım yanlış bilmiyorsam yurt olması lazım yine yani. Ben öyle biliyorum. Geceleri bazen çok iyi çıkartıyorlar. Erkek yurdu diye düşünüyorum. Şu dolabın bir kısmı yine benim. Bir kısmı o da arkadaşım. Şurada bornozların durduğu kısım benim. Bu alt çekmecelerin de alttakini o kullanıyor. Üsttekini ben kullanıyorum. Hemen dolabı da göstereyim size bir. Böyle ben buraya sadece işte böyle ev kıyafetleri, çorap, iç çamaşırı falan koyuyorum. Burada da böyle. Daha buraya yeni topladım. Video çekeceğimi düşündüğüm için. Kıyafetlerim duruyor. Hepsini ayırdım. Güzelce katladım. Böyle bir odamız var arkadaşlar. Şu ortada şu kısmı şöyle bir çamaşır şeyimiz var. Orada oda arkadaşım eşyaları durduğu için çok göstermeyeceğim. Buna koyuyoruz şeylerimizi. Çamaşırlarımızı kuruyorlar bir günde. Odanın ışığı. Odanın ısı ayarlama şeyi, sıcaklık, soğukluk. Diğer şeyler ne işe yarıyor inanın ben de hiç bilmiyorum. Ve burada bir odamız var gördüğünüz gibi ama bu oda kapalı. Yani iki kişiyi burada yaşatmak için bu odayı yok etmişler. Keşke yok etmeselerdi. Yani bir şekilde ne bileyim işte dolabı falan oraya koysalardı. Ben çok kullanışlı olabilirdi. Yani oda gördüğünüz gibi küçük arkadaşlar. Bir de klimamız var şurada gördüğünüz gibi. Onu söylemeyi unuttum. Klima olması bence çok güzel bir şey. Çünkü bazı zamanlarda Kore'deki hava kirliliğinden dolayı bize bildirim geliyor. Camları açmayın. Sarı toz mudur? Hani bir toz dalgası oluyormuş. Mesela geçen böyle bir şey oldu yağmur yağdığı zaman. Ve oda çok sıcak o zaman klimayı kullandık biz. Böyle şeyler yaşanıyor. O yüzden klima olması güzel. Ben dediğim gibi Dragon Studio C tipi odada kalıyorum. Bir de Dragon Studio B tipi oda var. O da ranzalı yatak oluyor. Onların fiyatları falan değişiyor gerçi. Ama ben dediğim gibi C tipi odada kalıyorum. Çünkü başka bir şansım yoktu. Çıktı çıkmadı yurtta çok karışık şeyler yaşadım ben. Yani en son farklı bir ararken okula mail attım. Acaba dedim boş yeriniz var mı? Gelmek istiyorum ben. Onlar da bana dediler ki evet bir odamız boş. Ben dedim hemen gelmek istiyorum hemen. Onlar da sağ olsunlar hemen prosedürleri falan bana söylediler. Ben her şeyimi ayarladım ve yurttayım gördüğünüz gibi. Öncelikle oda arkadaşımdan bahsedeyim. Oda arkadaşım Tayvanlı. 28 yaşında birisi. Bence gayet iyi bir insan. Sadece anlaşamadığımız küçük bir konu vardı. Onu da hallettik. Yani başta halletme kısmı biraz saçma oldu. Çünkü kaba bir şekilde bunu bana dile getirdi. Ama halloldu bir şekilde. Şeyden çok rahatsız olmuş. Ben her gün ailemle konuşuyorum. Ya da işte bazen arkadaşlarım arıyor. Onlarla görüntülü konuşuyorum. Ama elimden geldiğince çünkü o akşamcı mesela şu an o da değil. Ya işte hani o yokken konuşmaya çalışıyorum ve zaten geç geliyor. Direkt okuldan çıkıp pek gelmiyor. Ya da işte mesela o duşa girdiğinde veya ders çalıştığı zaman bir şeyler izlediği zaman konuşuyorum. Ama bunlar rahatsız olmuş. Ve ben de hani daha dikkat etmeye çalışıyorum artık elimden geldiği kadar. Ben de ona rahatsız olduğum şeyleri söylüyorum. O da dikkat ediyor. Yani saygı çerçevesi içerisinde sanırım ulaştık yani. O konuyu halledebildiğimize sevindim onun için. Yabancı birisiyle yaşamak bence gerçekten çok zor. Yani nasıl zor derseniz ben çok tertipli, çok temizliği seven bir insanım normalde. Hatta Bursa'da kalırken böyle haftada bir veya iki haftada bir odama dip köşe falan giriştiğim oluyordu. Hani tek kişi yaşamama rağmen. Ama burada öyle bir şansım çok olmuyor. İki kişi yaşıyoruz, ortak kullanıyoruz. O temizliği pek seven bir insan değil. Yani biraz bence onların kültürlerinde yok bu arada. Yani Türk kültüründe böyle vardır. İşte pazartesi temizlik günüdür. İşte bir bahar temizliği vardır. Bir bayram öncesi temizliği vardır. Onların kültüründe bu olmadığı için bunu normal karşılıyorum. Hani yapacak bir şeyim yok. Çünkü onun kültüründe o yok. Benim kültürümde bu var. O yüzden çok da sorun etmiyorum bunu. Ama oda arkadaşım ben buraya ilk taşımda bence daha düzensiz bir insandı. Fakat artık daha düzenli. Yani en basitinden mesela yatağını falan topluyor. Odayı daha toplu bırakıyor. Ortak alanlarda da aynı şekilde mesela hani gelir gelmez normalde ben geldiğimde böyle birikmiş oluyordu bazen bulaşıklar. Ama artık öyle yani lavaboya falan bırakıyor. Lavabo kenarlarına bırakmıyor. Aynı şekilde mesela işte geçen ben yeri süpürürken falan da böyle şey yaptı. O da kendi tarafında şey yaptı. Yani daha sanırım anlaşılabilir oluyor zamanla birbirinizle iletişime geçtikçe. Burada benim tek sıkıntım ne arkadaşlar? Komik gelebilir ama ben Bursa'da ilk üniversite senemde yurtta kalıyordum. Hani özel yurtta ama sonuçta bir yurt ortamı vardı. Komşuculuk. Ya biz çok komşu komşuyduk. Yani nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum size ama. Yani herkes birbiriyle iletişim içindeydi. Özellikle bizim katta o şekildeydi. İşte bir şey o zaman kapıyı çalıp işte Melike'ye gel kahve içme. İşte Dilara gel bir şeyler yapalım. İşte Nazlı'ya gidiyordum, Gözde'ye gidiyordum. Eda'ya gidiyordum. Bir sürü arkadaşım vardı ve biz çok yakındık. Böyle hep sohbetler ediyorduk. Hani yurtta farklı insanlarla da yakındık. Fakat sonra bizi sevmediler falan. Çok olaylar var. Bunu bir ara anlatacağım size. Nereden nereye geldim? İşte burada komşuculuk yok. Ya gerçekten yok. Yani hani
mesela karşı karşıya geliyorsunuz kapıda insanlara. Bazıları aynı şey yapıyor işte, selam veriyor, sohbet ediyor işte, nasılsın gibisinden. Bazıları hiç buz gibi yani. Hay diyorsun, cevap bile vermiyorlar. Ben diyorum okey yani, yapacak bir şeyim yok. Ama işte bunu çok özlüyorum. Yani sonuçta yani kızlarla sohbet etmek insanın hoşuna gidiyor. Biraz sohbet, hani sıcakkanlılık, yakınlaşma. Burada o yok yani. Ben Bursa'da bunu çok yaşadığım için, o ortamı biz çok fazla ve güzel bir şekilde kurduğumuz için şey olmuyor yani. Burada biraz zorluyor beni. Sadece ondan zorlanıyorum. Onun dışında en çok memnun olduğum konu şu: sıcak suyumuzun 7/24 olması, soğuk suyumuzun 7/24 olması. Yani çünkü mesela ben Bursa'da işte ders çalışacağımız zaman böyle kettle bekliyorduk. İşte bazen kettle sırası oluyordu. Bazen ben kendi kettle'ıma kaynatıyordum. Hani burada o yok. Direkt pat sıcak suyunuz hemen hazır. Direkt derse oturabiliyorsunuz. Bu mükemmel bir şey. Bunu çok seviyorum gerçekten. İkinci olarak da yurtta çöp ayırma olayımız var. Yani çöpleri ayrıştırıyoruz. İşte kafamıza göre çöp atamıyoruz. Mesela mutfakta gördüğünüz o çöp, mutfak çöpleri için. İşte yemek atıkları için farklı rengi poşetleri koyuyoruz. Kişisel o hani ürünlerin atıklarını farklı yerlere atıyoruz. Pet şişeler ayrı, kağıtlar ayrı. Ya, güzel bir şey aslında bu geri dönüşüm olayı olması. Başta biraz zorlanmıştım, hani her şeyi ne kadar ayrıştırarak atıyorlar falan dedim. Çünkü bizim şey kültürümüzde yok yani. Hani çünkü burada direkt ceza veriyorlar ayrıştırmazsanız. Ama alıştım şu anda. Gayet güzel yani buna da. Sevmediğim bir özelliği yok yurdun. Bu arada devlet yurduna geleceğim. Hani burası devlet yurdu olarak geçiyor, okulun yurdu olduğu için. Bu yurda gelirseniz bir sürü belge istiyorlar. Yani verem testidir, işte sicil kaydıdır. Aklınıza gelebilecek, yani normalde yurtlara girerken istenebilecek bir sürü test istiyorlar sizden. İşte geçmiş sağlık, hani bir sıkıntı yaşadıysanız onunla ilgili yeni testler yaptırıyorsunuz. Bir sürü şey oluyor yani açıkçası. Böyle. Yurtta bir de elektrik şey var işte. Elektrik kotamız var. O kotayı geçerseniz geçtiğiniz işte mesela 100 bin vonluk kotamız varsa, 120 von olduysa hani 10 bin von oda arkadaşın 10 bin von siz veriyorsunuz. Biz geçmedik bu arada. Ben belki geçeriz diye düşünüyordum. Hani çünkü o akşamcı, ben sabahçıyım, hani o normal, şimdi tek geçerken geçmemesi çok normal. Sabah kimse kullanmıyor odayı ama akşam kullanıyor, hani o sabah kullanıyor, akşam kullanmıyor genel olarak. Ama ben de şimdi sabah geçince belki geçeriz diye düşündüm ama geçmedik. Bu güzel bir şey. Başka ne diyebilirim yurtla ilgili düşünüyorum. Ödemelerden bahsedeyim birazcık. Yurtta belli bir süre kalabiliyorsunuz. Yani bir yıl kadar bir süresi var sanırım. Bir yıl sonra buradan çıkmak zorundasınız. Yani bizim KYK'larda nasıl bilmiyorum. Bu biraz bana saçma geldi aslında. Hani keşke öğrenci eğitimini bitirene kadar bu yurtlarda kalabilse. Ama böyle bir süreç yok. Yani yeni gelen insanlara bu yurtlar açılıyor. Böyle bir sorun var yurtta. Ve ödemelerden bahsedeyim. Ödemeler 3 aylık 3 aylık yapılıyor. Ve ben 3 aylık buraya $900 verdim. Yani aylık $300 gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bence gayet güzel. Çünkü Kore'de yani yaşayacak yer bulduğunuz zaman sizden depozito alıyorlar. Fakat hani o depozitoyu sonra geri alamayacağınız biraz muamma. O yüzden buraya ilk alışana kadar ben zaten hep yurt istiyordum. Hani hep umarım yurt çıkar, hani umarım yurttan bir dönüş alırım diye çok bekledim. Çünkü yurtta dediğim gibi hani başta biraz sıkıntılar yaşadık. Ama iyi ki de çıktı diyorum. Çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok ve hani yeni geldiniz. Bambaşka bir ülkede hayatınıza yeni bir adım atacağınız için yurtta kalmak çok mantıklı bence. Hani ben o yüzden hep yurt istemiştim. İyi ki de çıktı diyorum. Ve 7/24 güvenliğimiz var. Güvenlikler vardiyalı olarak çalışıyorlar, değişiyorlar. Ve bu güvenliklerde bir sıkıntı yaşadığınız zaman hani şey diyebiliyorsunuz. Bizim mesela geçen lavabomuz tıkanmıştı. Hani hemen mail attım ben. Akşamına direkt gelip hallettiler o sorunu. Hani oyalamıyorlar. İşte bugün gelemeyiz, yarın gelemeyiz diyemiyorlar. O gün hangi güvenlik varsa yurdun şeyi, yönetimi onunla iletişime geçiyor ve direkt gelip bunu hallediyorlar. Yani bir de şöyle bir şey var mesela, hani hallolabilecek bir konuysa. Yani nasıl diyeyim, mesela lavabo tıkanıklığını açabilirler. Farklı bir durum varsa onda tabii ki de bekletiyorlardır. Daha bilir kişi çağırıyorlardır. Yani tesisatçı vesairedir. Ama böyle küçük sorunları gerçekten hallediyorlar. Hemen de size yardımcı oluyorlar. Ben o yüzden bu konuda çok beğendim. Yani böyle bir yurt. Aslında ben buraya yurt değil de ev diyorum. Çünkü bildiğiniz ev gibi. Mutfağım var, çamaşır makinem var. Hani banyo bize ait, iki kişi kullanıyoruz. İnanılmaz memnunum. Hani geçen seneki yurt deneyimlerimle karşılaştırdığım zaman özel yurtta kalmama rağmen burası daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü özel yurt olmasına rağmen biz o tuvaleti 5 ya da 4 kişi kullanıyorduk. Hatta normalde 6 kişi kullanmamız gerekiyordu. Aynen ama sonradan birkaç kişi aramızdan ayrıca 4 kişi falan kullanmaya başladık. Ona rağmen sorunlar çıkabiliyordu. Burada 2 kişi kullanıyoruz ve gayet iyi idare ediyoruz şu anlık. Vurayım da nazar değmesin. Yani gayet güzel dediğim gibi. Çok beğeniyorum ben yurdu, kaldığım yere.
Bu arada Seul Ulusal Üniversitesi'nin 4 çeşit yurdu var. Ben başvuru yaparken hepsine başvuru yaptım. Burası geldi ve geldiği için de direkt şey yaptım, hani onayladım. Gerçi daha doğrusu geldi, sonra gitti, sonra tekrar geldi. Çok karışık. Onu belki başka bir zaman anlatırım size. 4 çeşit yurdu var. Ben hepsine başvuru yapmıştım. Ve başvurulardan işte illaki başvuru yaptığınızda bir yerden boşalınca size kabul veriyorlar. Yani işte şu testleri yaptı, şu zamana kadar parayı öde, şunu şunu yap diyorlar ve okey, yani sizi kabul ediyorlar yurda. Ben bir de şöyle düşünüyorum. Okulun yurdunda kaldığınız zaman bence ülkeye giriş olarak da daha kolay. Sorunsuz girebildiğinizi düşünüyorum. Çünkü mesela ben çok şey duydum, işte hani Kore'ye gelirken işte kalacak yerden dolayı geri çevirdiler. Bu biraz beni tedirgin ediyordu ama havalimanında bana bir kağıt verdiler. Onu doldurdum. Yurdun adresini yazdım. Yurt yönetim numarasını yazdım. Ve bana hiçbir şey sormadılar. Ben geçtim. Ve şey diyorum, hani bu kadar mıymış? Niye insanlar bu kadar zorlanırmış falan diye düşündüm. Ama dediğim gibi yani kalacak yerinizin bence yurt olması veya okulla bağlantılı bir yer olması da ülkeye giriş yaparken daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Öğrenci olsanız bile benim deneyimlerimden gördüğüm kadarıyla. Yani yurttaki deneyimlerim bu arkadaşlar. Başka ne anlatabilirim düşünüyorum ama hani yurt çok küçük zaten, o da gördüğünüz gibi. En küçük bir alanımız var. Her şeyimiz gayet iyi. O yüzden pek bir şey bulamadım anlatacak. O yüzden kusura bakmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Atladığım bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa yurtla ilgili yorumları lütfen yazın. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde cevap vereceğim size. Ve bundan sonra tekrar bu 2,5 hafta ben video atamadım. Tekrardan düzenli video atacağım. Bunun için de tekrardan kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.